Bugün gastronominin başkenti Gaziantep'teyim. Tüm dünya bir ev olsa mutfağı Gaziantep olurdu sözünün altını dolduran bir şehir burası. Benim de şef olarak her geldiğimde farklı ilhamlar aldığım bu şehirde her zamanki gibi ilk olarak beyran içip daha sonra kahvemi yudumladıktan sonra hep birlikte sarayın lezzetlerini keşfe çıkacağız. Doğu ile batı arasında çağlar boyu köprü olan kadim Anadolu'da ilk uygarlıkların doğup geliştiği toprakların bugünkü adıdır Gaziantep. Anadolu'yu Mısır ve Mezopotamya'ya bağlayan yolların kavşağında bulunan şehir, antik kentler, höyükler ve kaleler diyarıdır. Kaleler ki bir şehrin can damarı, kalbidir. Kente gelenleri tüm heybetiyle selamlayan Gaziantep Kalesi de şehrin tam merkezinde, adeta muhafızı yüreğidir. Nice kervanları ağırlayan hanları, ticarethaneleri ve ibadethaneleriyle yüzlerce yıllık miraslara sahip çıkan Gaziantep'te bazı gelenekler de değişmez. Tıpkı Osmanlı döneminden günümüze sabahları şifa niyetine içilen bol sarımsaklı beyran gibi. Gaziantep mutfağını UNESCO'nun gastronomi alanında yaratıcı şehirler unvanını dahil eden lezzetler arasında mis kokulu kahvesinin de payı yok değil. Kahve Osmanlı mutfağında 16. yüzyılda Mısır'dan dönen Özdemir Paşa sayesinde gelmiştir. Bizden Avrupa'ya gidişi tam bir asır sonradır. Kahvenin Gaziantep kültüründe de önemli bir yeri vardır. Şimdi tam 4 asırlık tarihi bir binada kahvemi yudumlayacağım. Söz konusu şehri böylesine ilgi çekici kılan sadece gastronomi konusundaki benzersizliği değil. Yüzyıllardır ayakta duran bedestenleri, kesme taşlı ahşabın kol kola girdiği tarihi evleridir. Şu anda Gaziantep Bey Mahallesi'ndeyim. Burada 133 yıllık Bey Konağı'nın avlusunda sizlere Rinden Hanım'la birlikte Gaziantep'in olmazsa olmazı firik pilavını hazırlayacağım. Hoş geldiniz Rinden Hanım. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Sever misiniz firik pilavını? Evet, sık sık yaparız. Gaziantep'in olmazsa olmazı. Evet, genelde sofralarımızda, davet sofralarımızda bulunan yemeklerden bir tanesidir. Ben de hem salçalısını hem sadesini, her şeklini çok sevdiğim bir pilavdır. Önce soğanı ince ince doğrayacağım ve yağda kavurarak pilavı yapmaya başlayacağım. Tenceremi ocağa koyuyorum. Biraz tereyağı, biraz da zeytinyağı kullanacağım. Şimdi üzerine zeytinyağını da ilave ediyorum. Firik, Osmanlı mutfağında üçme ismiyle geçiyor. Yeşil buğday alevli ateşlerin içerisine sokulup kabuğunun ve kılçıklarının yanması sağlanıyor. Daha sonra avuç içinde ovularak içindeki bulgur çıkartılıyor. Buna da üçme deniyor o dönemde. Aynı yöntemle nohut ve arpayı da yakarak çıkartıyorlar. Onlara da üçme ismini veriyorlar. Aslında üçme ismini ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Çünkü kurban bayramlarında kurban kesildikten sonra koyunun kellesiyle ikinci gün mutlaka babaannem çorba yapardı bize. O çorba için bize derdi ki kelleyi kim ütecek derdi. Veya işte köyde tavuk kesildiğinde tavuğun tüylerinin ütülmesi lazım derlerdi. Üçme işlemi aslında alevde tüylerin yakılması anlamına geliyor. O yüzden de firiye ütme demişler. Fakat sonrasında Gaziantep mutfağında firik ismini alıyor. Ve burada gerçekten çok lezzetli pilavı yapılıyor. Pilav haricinde neyde kullanırsınız firiye? Dolmada kullanıyoruz.
Genelde ama lahana sarmasında kullanıyorum. Lahana sarmasında? Evet. Çok güzel olur ama sarmada. Bulgurlu sarma yapıyoruz. Onu da firik de kullanıyoruz. Salatasını yapıyoruz. Şimdi yeni nesil mutfaklarda, davet sofralarında salatası yapılıyor. Salatası yapılıyor. Evet. Ben cacık yapıyorum firikle. Bir kere firik aslında bu yanma işleminden dolayı bir is kokusu taşıyor. Evet, bunu farklı genelde, bir lezzet. Evet, hem pilav yapıldığında hissedersiniz hem de o dolmalarda hissediliyor. Cacık yaptığınızda ise bu tamamen çok daha fazla hissediliyor. Çünkü diğerleri biraz yemeklerde baharat olduğu için is kokusu biraz daha bastırılıyor ama cacıkta çok çıkıyor. Ben de çok seviyorum onu. Süzme yoğurt, sarımsak, biraz dereotu veya maydanoz koyuyorum. Haşlanmış filikle beraber çok lezzetli güzel cacığını yapıyorum. Bu arada bir tarif daha vermiş olduk. Evet. Soğanlarımız kavruluyor. Rinder Hanım, siz de bana biberleri hemen iri iri doğrarsanız. Tamam. Ben bu arada biber salçasını da içerisine ilave edeceğim. Yavaş yavaş kavuracağım. Salça 19. yüzyılın ikinci yarısında domates sosu dahil çeşitli yemek soslarının genel ismi olarak Türkçe'ye girmiştir. Osmanlı mutfağında pelte olarak bilinir. Şimdi salça ve soğan güzelce kavruldu ve biberleri içerisine ilave edeceğiz. Çok teşekkürler. Şöyle biberi ilave ediyorum. Çok az karıştırarak biberleri kavuracağım biraz. Bulgur kullanıyorum, haşlanmış nohut kullanıyorum ve firik kullanıyorum pilavı yaparken. İsterseniz tamamen firikten de yapabilirsiniz. Fakat burada firin yıkanması, pirinç evet. yıkanması gibi değil mi? Bulguru zaten yıkamadan pilavlarda kullanıyorum ben. Firiği nasıl yıkıyoruz? Firiği üstünü geçene kadar suyla bekletiyoruz. Yani su dolduruyoruz üstüne. Üstünde içinde firiğin o ütülmeden kaynaklı siyah dış kabukları, parçacıkları evet, bulunuyor. Kabuklar bulunuyor. Onlar su yüzüne çıkıyor. Onları üzerinden alıp altta kalan malzemeyi kullanıyoruz. Yani genişçe bir kaba firiyi koyacağız. Önce biraz beklettikten sonra. Bekletmemize evet. gerek yok. Ama o üstüne çıkmasını bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Şimdi biberler de kavruldu. Üzerine bütün malzemelerimi ilave ediyorum. Şimdi tencerenin kapağını kapatıyorum ve pilavımı pişmeye bırakıyorum. Yaklaşık yarım saate yakın pişecek ve sonra demlendireceğim tabii ki. Ben sizi daha fazla bu soğukta bekletmek istemiyorum. Pilavım burada pişecek ve demlenecek. Akşam mutlaka çocuklarla beraber yemeğe bekliyorum sizi. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Ve insanları. Gaziantep'in dünya haritasında bir yıldız gibi parlamasına sebep, doğup büyüdüğü şehre gelen herkesi kendi evine buyur edercesine ağırlayan hakiki emektarları.